Arkadaşlar o sırada sahnemizin ortasında diye böyle büyülü efektle beraber havada böyle sarı çizgiler çiziliyor. Doktor Strange'deki portal kapıları gibi. Aynı hatta direkt onları aldım koydum. Çıplaz abicim, çıplaz. Ulan bir rahat yok ya. Çat bir çıkıyor ki işin içinden Kanye geliyor oradan ya. Ben kendime müzik yaptım. Tamam. Çocuklar ne haber lan? Ay ay ay. Ne yaptın lan? Kardeşim ne oldu? Yıllar sonra yine... panik atak geçiyor. Yıllar sonra bir dur, yine... Bir dur sakin ya. Bütün ilgiyi çektin üstüne. Ne oldu yine? Ha, gene götün sıkışınca gelmişsin. Siz niye havlusunuz lan? Hamam bura. Ben yani sizi düşündüm ve... Çıplak mı düşündün? Ya, bu ne savunması? Masaj aldık. Savaş vardı ben en son gittiğimde. Ya, savaş vardı da kanka yani... Durmadan mı savaşalım oğlum? Azıcık da üstümüzü başımızı temizleyelim. Spor arası diye bir şey olur mu? Sen hiç Çanakkale'de falan okudun mu böyle bir şey? Arada da spaya gittiler. Ne spa arası verdi? Efendiler spa biri savaşın diye. Benim biliyorsunuz okula gitmiştim. Okula gitmiştin. Nasıl geçti okul? Kaç aldın? Totalde 4 alıp gelmiş. Eğitim boş işmiş. Ha. Yani hiçbir hayal ettiğim gibi olmadı. Hep senin içinde deyip gönderdim. Öyle olmadı ya. Çünkü bizim gibileri hor görüyorlar orada. Siz kimsiniz ya? Sizin gibiler kim? İşte böyle. Biz sizin böyle gibi kim oğlum? Ha? Ya gibi bizim gibi sıradan maceracıları çok hor görülen bir okula denk gelmişim. Kimler vardı orada? Zenginmişler bunlar. Nişantaşı Bords'a gittin sen. Nişantaşı Bords'da. Yani geliyorum işte buna mı biniyorsun sen daha? İşte bir şeyler. Gittiğin yerde okul 4'e bölünmüş. Zenginler, daha da zenginler, biraz daha az zenginler ve fakirler diye 4 okul var. İşte ben fakirlerdeydim. Evet. Ama fakirler hep orada puanları veriyor, kolluyorlar diye duyuyorduk. 10 puan, 10 puan. Öyle olmuyor. O filmlerde oluyor. normal. Hiç o filmlerde kimi değilmiş. Seçmen şapka parayla çalışıyor bu arada. Seçmen şapkaya verebildiğin paraya göre seçiyor okul mu? Kötüydü yani. Bir de hani... Bir şey öğrendin mi kanka? İyi değildi ya. Ben dostum böyleydik yani, anladın mı? Ben o samimiyeti özledim açıkçası. Bir şey aramada geldi. Şeyle hiç karşılaştın mı? İyi ki geldin kardeşim. Sen biraz da sanki kaçarak mı geldin acaba kimseden habersiz? Evet evet yani... Sen ne oldu orada kanka? Sen bir de hani öyle... Ha portalı diyorsun. Tat tat da geldi. Dramayla geldin bir de sen yani. Şey oldu. Ben şimdi okulun revirinden bir iki bir şey alıyordum yani. Ne alıyordun? Çünkü dayanılmıyor yani okula başka türlü. O kafayla çekilmiyor. Ufak ufak atıyordum bir şeyler. Evet. Yakalandım. Yara bandı filan. Yara bandı işte. Pansuman şeyi. Ha, evet. Bir büyüğü deviriyordun orada. O iyi gelir. Şey, bir büyüğü. bir büyüğü. oksijen falan vuruyordum arada. Oksijenli su. Evet. Sen iki sene gittin müptezel oldun geldin mi lan geri? Bizim başımız belada mı sen buradasın diye? Delikanlı gibi tek yerde söyle. Sonra ben yakalandım. Oğlum peşimize ardımıza adam takılır mı? Şeyin odasından, bedencinin odasından ben bir scroll falan çaldım. Evet ayrı soru soruyorum ya resmen. Evet ayrı sorusudur ya bu. ya yok onları anlamazlar ya. Ha, hadi inşallah. Yani bir iki öğrenci kovaladı beni de. Ha. Online eğitim mi kanka? Bir ara biliyorsun bir kertik salgını Acaba şey ejderhanın asitinden bayağı şey oldu. Maskelerle geziyorduk okulda. Allah Allah. Ama öyle şey değil BDSM. İkincileri arada tatillerde gidiyordunuz siz böyle. Orada da gidip süt birası içip geri geliyordunuz. Süt birası içiyorduk çünkü... Herkesin saç kesimi çok kötüydü ve herkes göt kötü takılıyordu. Senin yani tuhaf bir okuldu biraz. Hiç siyahi karakter var mı yoksa hep figüran gibi miydi siyahiler okulda? Dedimi çekmedi. sadece, bir daha bir bak. Sadece bir tane hocamız vardı. Böyle çok kadim iyi bir büyücüye benziyordu. Sonra o bir anda ben gayim falan diye bağırmaya başladı. Bağırmaya başladı. O yaşına kadar da bağırmamıştı hiç. Yıllar sonra. Demek öyle bir şey çıktı. Tembel yazarlık herhalde. Tembel yazarlık. Hayır. Hiç kendisi öyle bir şey telaffuz etmedi. Birisi gelip size söyledi. Ha. Birisi geldi öyle dedi ki sizin hocanız gay dedi. Gitti sonra. Niye oralarda bu sorun mu kardeşim? Hayır işte yani sanki böyle sonradan sorun olmasın bunu da yaptık demek için yapılmış gibiydi. Ha ya onlar hala o şeye devam ediyor. Sorarlarsa dedi kadın. Size geldi dedi ki sorarlarsa dedi. Hocamız gay diyeceksiniz dedi gitti sonra. O günden sonra herkes uzakta oldu. Bir anda sınıflarda artmaya başladı. Aa işte sarısı var, beyazı var. Benetton gibi oldu. Benetton gibi oldu. Abi bak çağ değiştikçe şeyler de değişiyor. Yeniler şey herhalde. Kaşar. Bu kim diye de sorabilirsin. Çok kaslı kadın var bir de odada. Bir şey diyeceğim. Odada kadın var. Aynen. Ama dur tanış kadın demezsin. Genelde bu şimdi... Aha neden kardeşim? Derden. Haydos. Eyvah. İptal oldu her şey. Rolling. Eyvah. Hadi bakalım. Yeni podcast serimizle. Rolling into deep. Suç. Merhaba. Öncelikle siz kimsiniz? Ben onu da anlayamadım. Ben çok bu maceracı grubunun üçüncü üyesiyim. Öyle mi? Yoktu bu. Yoktu bu. Bu içimden. Biz ne zamandır beraber? Üçüncü üyesi sen gibisin ya aslında. Ha, ben üçüncüydüm. Sen dördüncü oldun şu an. Ha, yok. Nasıl? Neyse ya. Üçüncü, dördüncü. Ne fark eder? Hayır ben bunu dövecek miyim, dövmeyecek miyim? Ben onu aynen. Bizden mi? Kimse kimseyi dövmüyor şu an. Biz zaten yola üçümüz beraber.
beraber çıkmıştık. O sonra Nişantaşı'na. Okumaya mı gittin? Okula ben de gittim kardeşim okumaya bir kere. Siz ne okudunuz? Ben İktisat. İktisat okudum. İngilizce. Yani ne bakıyorsun kalemde öyle? Tutamayacak kadar kaslı gözüküyorsun bir yandan. O belli olmaz mı? Çok büyük kalemler tutuyor. Kılıçtan'da keskinler mi bunlar? Ben Hazarların kızıyım. Veriban. Kayın bizim çok güzel kardeşimizdir. Biz bir yolla onunla beraber çıktık. Abi benimle beraber de çıktınız aslında ama beni unuttunuz sonra. Sen sus kardeşim iki saniye ne olur. Ben ama Gülür Otu sevdim bu arada. Sen kardeşim başına... Yani beraberlik sahne ben de vardım yani. Ya bunu kaçırdılar olmuyorsun. Mı? Beni öldürdüler abla. Benim içime şeytan koydular. Benim içimde şeytan var. Kimseye yıllarca söyleyemedim deyip duvarlarına bağlamaya başlıyor. Alan mı? Yok evet. Lan şimdi baktım ya nasıl var? Oğlum bundan iki tane vardı. Bokuyla oynayanı aldınız. Öbürünü niye öldürdünüz ben onu anlamadım. O daha aklı. Veriban Hanım siz Gülrot'un mental breakdown'u ile bir uğraşır mısınız? Ben bu arkadaşlara... Gülrot köşede ağlıyor zırıl zırıl. Gel kardeşim sen iki dakika ben. Buyur abi. Çocuklar. Biz şeytana tapmıyor muyduk? Ne oldu o işler? O konuya geleceğiz. Ben sonra daha büyük şeytan buldum. Ona tapmaya başladım. Şey ben hiç bırakmadım hiçbir şekilde şeytan tapmayı. Siz bıraktınız. Sen okula gittin. Sen bırakmıştın ben bu yollamayı. Ben bıraktım. Sen ne yaptın? Ben sen işte, de böcekle aralı bir şey... Ben klitoris... Neydi? Ne? Kalistra. Kalistra diye benim var yeni. Tanrıça. Tanrıçam var. Tanrıçam. Ne abi sen ikinci el araba alıp satar gibi... Bırak ben. Bu yolumu buldum bir şekilde. Öyle mi çalışıyor Behrit'in tabii kuralları? Ki, tabii ki. Öyle mutluysun. Öyle şeytanlık mı var? Sen nasıl mutluysan abi falan gibi. Ya, bunu beraber konuşmamız lazım. Buyurun. Gülot dur ağlama. Sen hiç şeytan yok kuzum ya. Baktım. Var. Ya benim baktım. Nasıl var? Ne kadar çiçek gibisin. Var ben öldüm sonra içime başka birini koydum. Sen bitirdin mi oraletini? Onları... Paşaların paşası gel bakayım. Onları temizledik. Yani böyle bir şey hissediyorum anladın mı? Nasıl yok, oldu canım. Biliyor musun? Nasıl oldu? Ağzında böyle... aft vardır da geçer. Ama böyle bir yani aa geçti mi diye böyle bir yeriyle oynar. Oynar. Öyle bir beherit kaldı yani bende. Dilinin küçük ucunda o sürekli dilinin ucuyla oynadığım bir beherit var. Ağzının beherit. İçinde afttır aft denir ona. Aft. Evet. Mikrop kap. C vitamini alacaksın. Keçi yani niye sinirlenir? Havuç. Havuç sen yiyeceksin. Sen şeytanına karşı C vitamini herkes bana C vitamini yendim ben şeytanı. Herkes dertle geldi. Sen ne yapabiliyorsun? Ne özelliğin var senin? De ki bana acayip yemek yapıyorum demesin. Ne büyülerin var? Abi her şeyden önce ben bir insanım. Ya bana ne ya? O herkes. Bana ne ya? Bize ne be? Bana ne ya? Yaşamak istiyorum abi. Tamam git yaşa ödedi yaşa. Git uzakta yaşa lan. Git uzakta yaşa. Abi sen param var lan. Paran neler git. Yok abi ben deli gibi bir şeyim abi. Ha tamam bu deliyim ben yanında gezdireyim. Tamam bırakalım bırakalım. Meczup bulsam onu edeceğiz biz arada. Bir şey diyeceğim yazık lan. Ha yok. Yazık lan. Bırak bırak. Büyü değil değil mi? Değil bırak. Yazık ya. Değil abi benim içime şeytan koydular. Sen kaç yaşındasın lan? Hatırlamıyorum. Ay Allah. Ama şöyle bir bakayım. 19-20. Nereden anladın? 19-20. Niye Ardın Oğucaladın? Git lan işe gir. Neden? Büyü yapabiliyorum ben. Bakın mesela. Ha, ne hemen büyüsü yapıyorsun? Yap büyüyle sesler söylüyor. Küçük bir ışık çıkarıyor elinde. Ya ışığı herkes çıkarıyor lan. Işık ne? Al el feneri. Ama okuma lambası yapıyorsun ha. Ama lazım olur. Ya kuzum var mı? Güzel başka büyün var mı? Ya bir açmak var mı bir şeyler? Oğlum bizi ikna et lan. Ya, bir şey yap ya. Bir şey yap oğlum. Göstermek abi, zorunda değilsin. Şu var bu var de ya. Abi beni sevin. Yok be abicim ya. Yok. Bende yok. Abi. Bak. Abi beni sev. Ben hatırlamıyorum. Biraz kafamı toplasam belki hatırlarım. Biz bunu yolda bir yerde atarız artık. Hadi. Bak ben Gülot'u bırakmayalım istiyorum. Çünkü herif her bıraktığımızda benim işime uzaylı kaçtı. Beni şeytan kaçırdı. Ya biz bunu... Beni yamyamlar ya yedi falan diye geliyor abi her benim seferinde. Bunu yem gibi kullanırız. Veriban Hanım biraz değişik mi? Veriban Hanım yanında bağırmasak en azından. Abi ben istenmiyorsam giderim tamam. Oğlum istemiyorsun lan. Kalkıyor gidiyor. Yok kalk. Beni de bağladı. Küçük böyle boynunu büktü çıkacak odadan. Gülot gözünü seveyim. Kalkan biz bunu bir handa bırakırız orada işe sokarız. Satamaz mıyız biz bunu? Ne? Ah bo. Çocuklar bakayım. Behrit Incarnate. Biz bunu satalım o zaman. Ya oğlum ya. Allah Allah. Level dur kaç, ya dur. Okutalım biz bunu. Ne verirler? Doğru. Senin level'ın kaç aslan? Level'ıyla mı para? Altın mı alacağız level'ını? Ona göre satarız. Dişlerine de bak istiyorsan. Aç bakayım altını. Bir rektumunu kas bakayım. Bu üç arkadaş kim? Celal, Zeral, Helal. Benim ne adamlar. Var? Ya senin de adamlar artık. Abi ben level 5 büyücüyüm ya. Tamam ışık atıyorsun bana büyü yap deyince. Ama ben yani kafam bulanıktı. Bir... Bak bak bak. Büro yönetimi mi okuyacak? Bak hatırlıyorum bunu diyorum. Böyle tak 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 üstüne zırh çıkarıyor büyülü sözleri söyledikten sonra. Mage armor yapıyor. Dandik başka. Artı bir tane de böyle şak magic misil sallıyor duvara. Ha, dur anlatayım ne? Büyücüyüm lan ben bir dakika hey. Ha. Kafam yavaş yavaş geri geliyor. Süper. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne büyün var ya? Ne işimize yararsın? Onu anlat da şunların gözünü boya. Hatırlamıyorum kafam çok bulanık ya. Tam bunun kafası yerine geldiğinde bakarız. Allah da belamı versin. Bak bu level 5 büyücü. Ben ışık atıyorum. Aa meğersem daha büyük ışık atıyormuşum derse siktirle kovarım buradan. Size yemin ediyorum. Bu çocuğa bir... kitap verirsek bu iyi büyü yapar. Bunu bir hana koyalım bu sazına çalışsın. Sazı yok mu? Yani işte hayır kardeşim. Sen istiyorsun ki herkese saz verelim. Ona bir saz verelim. Ha. Fireball diye bir büyü
oyun vardı benim. Nasıldı o? Fireball mı, Bolt mu? Fireball. Kanka bu var ya, ortalığı alev alev yakar. Her yere ateş eder. Sözleri? Rüyadan sonra sildiği mi geliyordu abi? Üstünde çubuk var mı anın? Var. Rüyamda bu. Atacağım ben bundan bir tane. Atma şu an, atma. Aman da buraya. Şu an atma. Oğlum sıcak zaten. Sıcak. Salak mısın? Yangın yeri. Tamam. Cam açık. 10 kişiyiz burada zaten. Cam açma büyüğün var mı? Benim var ha. Evet açayım mı? Neden var? Abi vallahi öyle bir şey yok. Bunu seçtin büyüler evet. arasından. Cam açmıyor. Ama kilitleri de açıyor o yüzden. Ha. Ama şlaf diye açıyor böyle korku filmindeki gibi. Yani. Bir şey kadar boş özellikler bu. Ne yapalım? Şey falan dedi. İşte bu cehennemden geri getirilenler hep işte kölesi mi olmak zorunda iblislerin? Biz işte özgürlüğümüzü almayacak mıyız falan. Bunlar kimin sözleri biliyor musun? Bunlar Kuzgun'un işleri. Kuzgun kim ya? Hatırlıyorum ben öyle bir şey. Kuzgun'u hatırlarsın tabii. Evet. Kuzgun Tatlıtuğ. Bu çok ciddi iblis. Bu Beherit gibi, Bahamet gibi. Ciddi iblis. Çok rahat iblisler vardı sen. Gevşek gevşek iblis tanıydı burası. İblisdik. Bu heriften daha bir şeyler çıkacak. Bu gidiyor geliyor kafası. Bak bir kuzgun. Yüce Beherit. Bak Beherit falan diyor. Bir şey var. Ben bunu kullanmayacaklarım. Ha belki şey döveriz yapmayın. Arada. Ben bir şey deneyeceğim müsaadenizle. Beherit. Yüce Beherit. Anladın mı? Aynen tikli bu. Kanka biz seni şimdi yanımıza alacağız. Abi yanlış beni anlama. Sev. Ben seni seviyorum. Abi. Sen benim canım. Burada Celal var. Celal sana bakacak. Yok kardeşim sen bizle gel. Tamam sen gelsin bizle. Ama arkada dursun. Vallahi ben bunu evet, evet. Tamam ha Celal'le Celal, dursun. Celal sen tamam. De gözünün tamam, üzerinden tamam. Ayırma bunu. Tamam canım belli tamam. Belli olmaz bunu. Dışarıdan evet. Bir koşturmaca duyuyorsunuz. Zırhlı iki tane şahsın yaklaştığını diyorsunuz tangır tungur. Zırhlı iki tane şahsın ben yaklaştığını duyuyorum. Benim bu arada öyle bir fiitim var. Cem'in söylediklerini tekrar edebiliyorum. Bir tane daha boş özellik duymak istemiyorum burada. Yeter. Yeter lan. Canla başla dövüşüyorum ben sabahtan akşama kadar. Sizin zaten bildiğiniz şeyleri size tekrar söyleyebiliyorum. Ulan mükemmel. Olle ya ki. Hızlıca giriyorlar içeriye. Bir bakıyorlar çıplak falan birileri var. Ay kusura bakmayın. Kapıyı kapatalım ama amirim. Amirim. Buhar kaçıyor. Handa bir tane adam var. Kaplanlı. Ortalığı birbirine katıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Haydi gel. Tamam. Benim karım nerede? Benim karım nerede deyip duruyor. Karısı değil. Karım bir akıllı olsun. Bilmiyoruz ki. Ne yapacağız komutanım? Derdo filan da birisi barbar gibi. Öldürsek mi ne yapsak? Geliyorlardı. Geliyorlardı. Kaplanı bağırıyor abi. Neyine de gelelim. Ne yapalım şimdi kardeşim burada? Kaplanı mı susturayım? Tamam giyiniyoruz işte. Abi ama diyor ki hemen direk baktın. Tamam kardeşim çıkar mısın? Tamam. Çıkar mısın giyiniyoruz. Asla karısı da değilsin sana sinir geliyor bu arada. Ha. Ben sinir oluyorum buna ben dayanamıyorum. Bu sen şöyle özür hatta sana gaz vereyim sen biraz karakterini hatırla. Savaşa senin orada böyle mermer mi? Kurna var. Sen bunu çırt diye kırıyorsun sinirden. Neden ne? Mermer kurnayı. Kurnayı kırıyorsun. Kurnayı kırdım ben. Sinirden hemen. Öyle elimde kurna kaldı bir an sonra. Elimde kurna parçasıyla kafasını ezmeye gidiyorsun. Kafasını kırıyorsun sen. Abi ben böyle sinir geliyor sana sen büyüyorsun ufaktan. Ben biraz ne oldu ben diken diken bir şey. Merhaba sen gene ayı moduna bağladın. Mermeri bırak kuzum. Mermeri bırak. Bırakamıyorsun berberi şu an sinirden. Mermere bir şey yapman anladım. Lazım berbere. Ya ben bir ders vermek istiyorum bu Baobali'ye. Daha ben sinirli oyna. Oğlum bu bizi terk etmedi mi? Daha ben sinirli oyna. Hadi. Dönüşeceğim o zaman. Dönüş. 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 Okey okey şu an o işte. Benim siz denk tempo. Geldiniz mi benim içimden ayı çıkıyor. Şu an tamam. Çıktı o işte. Hı. Ne yapayım kürk değil mi? Bilmiyorum ne oynar. Şöyle, zekanı kaybetmiyorsun ama aşırı sinirli birisi gibi konuş sahnenin geri kalanında işte. Rage'e giriyorsun artık sen hadi. Daha benim karım nerede aşırı trigger bir. Ne demek karım karısı? Diyor. Karım mı? Musluğu söküyorsun sen sinirli. Bir elimde musluk öbür elimde kurna parçasıyla. Umurunda mı? O kadar seri hareket ediyorum ki üstümdeki başımdaki her şey yere iniyor. Umurumda değil. Ve sevgili arkadaşlar bakalım podcast yanın ilerleyen bölümlerinde neler olacak? Verivan Bahubali ile barışacak mı? Bu aşk en nihayetinde bir yere varacak mı? Kanye 4 sene boyunca neyin eğitimini aldı? Neden ona ırkçılık yaptılar, şekilcilik yaptılar, türlü türlü kötü muamelelere uğradı? Fenris ve Wolfgang'in olayı ne olacak? Peki Gülrot acaba gerçek Gülrot mu? Ya da doğru Gülrot mu? Önemli olan gerçek mi yoksa doğru mu? Bu ve bundan daha fazlasını değerlendireceğimiz bir macera devam edecek. Podcast diye maceraları. Hepsi gerçek hikayeler, inanılmaz maceralar. Evet sevgili YouTube, bu noktaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediyseniz bu noktaya kadar abone olmayı. Aa yok bugün ne güzel kanalmış ya. Sana para diyorsanız katıl tuşuna basmayı ihmal etmeyin. YouTube öptüm gözlerden. Hadi bakalım.